Harikulade Neyran, fevkalade. Sahi mi? Elbette. Neyran, Neyran bilsen... Evet? Neyran, seni ilk gördüğüm günden beri seviyorum. Her baktığım yerde sen varsın. Gecemde, gündüzümde, rüyalarımda, hayallerimde. Seni seviyorum Neyran, seni çok seviyorum. Benim olur musun? Benim biricik karım olur musun? Ekrem'im benim. Sen istedikten sonra niçin olmayayım? Allah'ın bizi birbirimiz için yarattığını, bizi hiçbir zaman ayırmayacağını sen de inanıyorsun değil mi? İnanıyorsun değil mi Ekrem? Hem de nasıl, bizi yalnız ölüm ayırır. Evet Ekrem, ben de senin gibi anasızlığın ıstırabını hala çekiyorum. Benim anasızlığım seninkinden müthiş. Benim annem çok bedbahtı. Kocasından çok çekmişti. Ben sana annemin çektiklerinin hiçbirini çektirmeyeceğim. Saadetimize en ufak bir ıstırap gölgesi getirmeyeceğim. Annemin hatıra defterini vaat etmiştim hani. Mesut günlerin sayfalarını kendi elleriyle yırtmış. Şimdi okuyabilir miyim Ekrem? Tabii. Yavrum, evladım benim, Neyran'ım. Evladını, karısını yabancı bir şehirde bırakıp sevgilisiyle kaçacak kadar sefil ruhlu olan o adam için kalbimde bir lahza bile kıskançlık duyguları uyanmadı. Ben aldandığıma, ölen itimadıma, sönen aşkıma ağlıyordum. Süheyla, beni artık bekleme. Sevdiğim kadınla bu sabah hareket ettim. Anneciğim, ne var? Niçin ağlıyorsun? Söylesene, niçin ağlıyorsun? Hiç yavrum, bir şey yok. Babam gelmedi diye mi ağlıyorsun? Babanın işi çıkmış. Avrupa'ya gitmiş yavrum. Neden beni görmeden, öpmeden gitti anneciğim? Ayrılmak güç gelmesin diye yavrum. Biz ne yapacağız şimdi? Biz de İstanbul'daki köşkümüze gideceğiz evladım. Benim güzel anneciğim, büyük anneme ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Nasıl ne diyeceğiz? İşte baba ile dönmediğimizi, seni ve beni öpmeden gittiğini nasıl söyleyeceğiz? Sana söyledim ya Ekremciğim. Anneciğim, yoksa babam artık hiç mi gelmeyecek? Ya yavrum, Ekrem'im benim. Bursa'dan döneli tam 7 ay oldu. Koca bir kış geçti. Günler mütemadiyen geçiyorlar. Hayat ilerliyor. Yolunda düşüp ezilenlere dönüp bakmadan ilerliyor. Anneme, yavruma, ev halkına yalancı durumdayım. Kocam Avrupa'ya gitmiş. Peki ama hiç mi mektup yazmaz? Bu ne ucuz karı, ne ucuz çocuk. İzah edemiyorum. Yavrumun da benim gibi ıstırap çekmemesi için yalandan şifa ummak ne zor. Müjde kızım! Müjde, kocan geldi! Babam gelmiş anneciğim, babam gelmiş! Babacığım! Ekrem, oğlum, evladım! Babacığım, canım babacığım! Hoş geldin evladım! Hoş bulduk valide hanım! Ben gideyim de sana bir yorgunluk kahvesi yapayım. Babacığım, biz seni çok özledik! Annem hep ağladı! Bir daha Avrupa'ya gitmeyeceksin değil mi? Hayır, gitmeyeceğim yavrum! Canım babacığım benim! Münir Bey oğlum! Süheyla, içeri gelin!
hep sükut. İçeride uyuyan çocuğum için, annem için. Peki ama ben ne olacağım? Beni bir kenara paçavra gibi fırlatıp dostuyla aylarca yaşayıp dönen o adamla aynı çatı altında nasıl yaşayacağım? Oysa hiçbir şey olmamış gibi yandaki odada yatıyor. Ya Rabbi, hiç mi nadim değil, hiç mi vicdan azabı çekmiyor? Günlerden beri bana yaklaşmaya çalışıyor. Bense sanki bir yılan görmüş gibi ondan uzaklaşıyorum. Neye örtünüyorsun? Karım olduğunu unuttun mu? Senden nefret ediyorum, çekil! Kocan olduğumu unuttursa göstereyim de sana anla! Senden iğreniyorum, duymuyor musun? Senden iğreniyorum! Bense aksine seni arzu ediyor ve istiyorum! Git, bırak beni! Ay! Allah aşkına bırak beni! Seni yorum! Geçirme seni bir yerim ben! Git oradan! Git! Sana 3 gün müsaade! İyice düşün, karar ver! Eğer razı olursan, hayatımız gene eskisi gibi devam eder! Yok eğer, burnunu kırmayıp da inadında ısrar edersen, seni boşar, yeniden evlenir, Ekrem'i de yanıma alırım! İntihap et! Ya güzel güzel koynuma girersin, yahut da bütün ömrünce oğluna hasret kalırsın! Allah'ım, Allah'ım kurtar beni! Oğlumu, Ekrem'imi üvey anne eline bırakamam! Ona zevcelik de yapamam! Kararımı verdim bu 3 günde! Biliyorum, büyük bir günah işleyeceğim! Olsun! Günah olsun! Ben çocuğumun saadeti için buna da razıyım! Yalnız cezasını o çekmesin! O çekmesin ya Rabbi! Ekrem yattı yavrum, ben de namazımı kılıp yatacağım! Anne, gel otur şöyle! Yemin et bana! Şayet bir gün ben ölürsem, Ekrem'e anne olacaksın! Ona benim yokluğumu hissettirmeyeceksin, değil mi? Yüreğime mi indirmek istiyorsun evladım? Allah göstermesin, sen öleceğine ben öleyim! Sana öleceğim demiyorum! Şayet bir gün diyorum! İçime dert olacak! Söyle, yemin et! Ekrem bensiz kalacak olursa, ona anne olacaksın, değil mi? Sus! Allah aşkına sus kızım! Senden bu ahdi almadan rahat etmeyeceğim! Söyle, ne çıkar? Hem sen kabul ettin diye ölecek değilim ya! Ben de kolay kolay yavrum bırakacak hal var mı? Sadece istiyorum işte! Ne oldu anneciğim, ne var? Büyük annenden bir şey istiyorum, yapmıyor! Anne anneciğim, annemin dediğini yapıver, ağlamasın! Peki yavrum, yemin ediyorum! Fakat Cenab-ı Hak merhametlidir, bu kara günü bana göstermeyecek! Sen de ağlama artık anneciğim! Anneannem dediğini yapacak işte! Ekrem'im benim bir tanecik güzel evladım! Ama bak sonra ben de ağlarım! Geçti yavrum! Hadi artık sen git yat uyu! Peki anneciğim! Rahatlık versin anneciğim! Sen de yavrum! Oğlum, oğlum benim! Canım evladım! Ekrem'im!
Ha Münir. Razı olacağını biliyordum zaten. Kadar sevdim. Anne. Annemiz. Ben hiçbir zaman babam gibi olmayacağım. Bana inanıyorsun değil mi Neyran? Elbette. Ekrem, yalnız içimde bir korku var. Yarın beni istemeye bir arkadaşına beraber gelsen olmaz mı? Ya babam bir aksilik çıkarır, beni sana vermek istemezse o zaman ne yaparız? Yok canım, benim gibi bir damadı nereden bulur, o öpsün de başına koysun. Geldim babacığım. Gel bakayım kız. Neyra, şimdi Ekrem telefon etti. İkiniz hakkında benimle konuşmak istiyormuş. Ben de gel dedim. İkimiz hakkında mı? Meyran kız, birbirimizi aldatmaya lüzum yok değil mi? Ekrem'in neden bahsedeceğini pekala biliyorsun. Belki dudakların yalan söyler. Fakat gözlerin hakikati gizleyecek kadar daha tecrübe görmedi. Biliyordum Meyran. Nasıl olsa bugün gelecekti. Nasıl olsa bir gün seni kaybedecektim. Onu seviyorsun, değil mi? Evet. Babacığım, darıldın mı bana? Sevdiğim için? Hayır Meyla. Yalnız büyük bir acı duyuyorum. Düşün bir kere, sen benim her şeyimdin. Sen gidince ben ne olacağım? İhtiyarlığımı nurlandıran bu sevgili ışık sönünce ne yapacağım? Nasıl güleyim, nasıl yaşayayım, hı? Niye ağlıyorsun? Yoksa sen de Nasrettin Hoca'nın kızı gibi hem ağlarım hem giderim mi diyeceksin? Babacığım, ya. Canım babacığım benim. Onu çok seviyorum ama senden de ayrılmak istemiyorum. Meyran, sen de gitmek istemiyorsun, değil mi? Benden ayrılmayacaksınız, beni yalnız bırakmayacaksınız, değil mi? Tabii babacığım. Müsaade eder misiniz? Hoş geldin evladım. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ekrem Bey'in benimle konuşacakları varmış. Galiba seni çekiştireceğiz. Senin duymaman lazım. Biz içeri gidiyoruz. Rica ederim kendinize gelin Namık Bey. Rica ederim kendinize gelin. Sen ha?
Sen ha! Bu sefer de elimden bulamayacaksın öyle mi? Vermeyeceğim! Ben seni nasıl tanımadım? Bu ihanet dolu gözleri nasıl oldu da tanıyamadım? Bırakmayacağım! Bırakmayacağım! Elime geçtikten sonra seni bırakmayacağım! Bırakın beni! Çıldırdınız mı siz? Ne oluyor? Gel Neyran. Ekrem ne oldu? Saadetimiz tehlikede Neyran. Hiçbir şey anlamıyorum Ekrem. Niçin, niçin ama? Babamın avukat Münir Fuat olduğunu öğrenince seni bana vermekten vazgeçti. Adeta çıldırdı, üzerime atıldı. Oh! Ekrem korkuyorum. Bu şartlar altında bir tek çare var. O da kaçmak. Hatta bugün, hemen şimdi... Derhal olmaz Ekrem. Aşkımızı felaket ve gözyaşı üstüne kurmayalım. Düşün bir kere. Bu hareketim onu ne hale koyar? Ben onun her şeyiyim. Peki Neyran, beni düşünmüyor musun? Sen de benim her şeyim değil misin? Ne olur Ekrem, bir de ben konuşayım onunla. Eğer olmazsa o zaman gelirim sana. Peki canım, evde bekliyorum seni. Yalnız ben hemen gideyim, babanla karşılaşırsak bir hadise çıkabilir. Sonra onu da söylemeyeceğim. Ağlamak, yalvarmak istemiyorum. Boşuna zahmet etme. Şunu iyi bil ki o adama varamayacaksın. Peki ama niçin? Niçin babacığım? Sebebini söylesene. Öleceğini bilsem seni o adama vermeyeceğim. Niçin, niçin diye sorma. Vermeyeceğim işte. Alçağın oğlu ha! Nasıl oldu da o melun bakışları tanıyamadım? Öyle müthiş bir şey olmalı. Onu kıvrandıra kıvrandıra öldürecek öyle bir ıstırap bulmalıyım ki... babası yüzünden yıllardır çektiğim azabının içine almış olayım. Babamı üzmeye hakkın var mıydı acaba? Fakat Neyran, babanın seni felakete sürüklemeye hakkı var. Böyle hareket etmekle aşkımızı, saadetimizi kurtardık. Korkuyorum Ekrem. Oh, korkma Neyran. Baban da bizi affedecek, öfkesi geçince o da bizi mazur görecektir. Mektubumu aldı mı acaba? Bu da ne acaba? Bu mektubu buldum. Ver onu bana. Sen bize yardım et ya Rabbi. Canım babacığım, evet biliyorum. Sizin izniniz olmadan gitmemeliydim. Ama elimde değil. Seviyorum babacığım. Hayatınızda sevdinizse bilirsiniz. Beni affedin. Elimde değil. Thank you.
Anlamadın mı? Anlamadın mı? Kaçmış! Anası gibi dostuna kaçmış! Tıpkı onun yaptığı gibi şerefime sürdüğü lekeyi bu da düşünmemiş! Ama bu sefer ben de susmayacağım! Boğacağım onları! Öldüreceğim! Geberteceğim! Üzme kendini, istersen çık benim odamda yat. Yahut seni evli bir arkadaşıma götüreyim, çok iyi bir karısı var. Nikah muamelemiz bitip birbirimizin oluncaya kadar orada kal. Ekrem, beni çok seveceksin değil mi? İnan bana Neyran, seni hiçbir zaman bitmeyecek sonsuz bir aşkla seveceğim. Kaçtı. Kaçtın. Tıpkı anan gibi sen de dostunla kaçtın. İşte yıllardır işini didikleyen, bir türlü anlayamadığın büyük sır. Sen bir piçsin! Anlıyor musun? Sen ananın çirkin günahından doğan bir piçsin! Baban gibi bir sefildi. Anandan bıktı ve onu attı. Ben seni aldım. Açlıktan ölecektin, dayanamadım aldım. Fakat sen ki Merun'dan doğma bir yılandın. Senelerce süren sinsi uykundan uyandın ve beni soktun! Zehrim biliyorum beni öldürecek. Fakat sen de öleceksin, o da geberecek. Kalbimi parçalayan, hayatımın son ışığını söndüren melun piç. Ananın dostu yanındaki sevgilinin babasıdır. Sen de onun kardeşisin! Yalan! 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 Allah'ım! Hayır! Kardeş değilsiniz! Ekrem! Ekrem! Sen benden daha günahkarsın. Onları niçin mahvetmek istiyorsun? Kardeş değil onlar. Kamran avukat Münir'in kızı değil. Yavrumu kurtarın, Neyran'ımı kurtarın. Koş kurtar onu.
Yavrum, kızım, Meğer Hanım, seni bana öldü demişlerdi. Demek yaşıyorsun anneciğim. Yaşıyorsun ha? Anneciğim. Yavrum. Yavrum. Anne. Yavrum. Bir ana günahkar da olsa yavrusu için çarpan bir kalbi vardı. Affet beni Kamuran. Çocuklar affedin beni. Ben sizi kardeş sanıyordum. Halbuki... Evet. Ekrem senin kardeşin değil yavrum. Oh. Terk edildikten sonra intihar etmek üzereydim. Beni bir mühendis kurtardı. Senin baban oydu kızım. Oh. Evleneceğimiz gün bir otomobil kazasına kurban gitti. Ekrem yavrum. Neran benden çok senin kollarına yakışır. Düne kadar yanında çalışan bir hizmetçiydim. Bundan böyle ne olacağımı bilmiyorum. Allah bana sabır, sizlere de saadetler versin. Gitme anneciğim, beni bırakma. Bırakma beni anneciğim. Ben şeytana uymuş günahkar bir kadın. Kirli varlığımla tertemiz saadetini de gölgemi düşürmek istemem. Bırakın gideyim, alnımdaki kara damgayı mezarıma götüreyim. Bırakmayacağız seni Kamuran. Korkunç bir faciayı önlemekle alnındaki kara damgayı sevabınla yıkadın. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Yıllardan beri çektiklerin yeter. Biz iki ihtiyar çocukların saadetiyle yaşayacağız. Benim de bir sahibim, benim de bir yuvam var ha. Öyle mesudum ki Ekrem. Hem sana... hem de anneme kavuştum.